Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok şık bir tatlı yapıyorum. Gelin bohçası tatlısı. İki aşamadan oluşan bir tatlı. Önce muhallebisini, sonra hamurunu yapacağız. Gelin şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Tatlımızı hazırlamak için öncelikle muhallebisini yapacağız. Bunun için de tencereye 3 su bardağı süt, 1/2 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta alalım. Güzelce karıştıralım. Şimdi ocağı alıyorum. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Sürekli karıştıralım ki dibine tutmasın. Muhallebi göz göz olmaya başladı. Bu da kıvamını almış demektir. Şimdi ocağı kapatıyorum. Ara ara karıştırarak ılımasını sağlayacağım. Muhallebi ılırken biz de dışının hamurunu hazırlayacağız. Bunun için karıştırma kabına 1 tane yumurta aldım. 1/2 çay bardağı şeker ekliyorum. Ve çırpıyoruz. Şimdi 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekliyorum. Bu aşamada sadece bir karıştırmamız yeterli. Şimdi katı malzemeleri ekleyeceğim. Bunu da mutlaka eleyerek ekleyin. 1 su bardağı unum var. 2 yemek kaşığı kakao. 1 paket vanilya. 1/2 paket de kabartma tozu ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyoruz. Sıçramaması için önce şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi muhallebisi ılıklaştı. Bu aşamada da 1 paket krem şanti ekliyorum. Ve güzelce çırpacağım. Muhallebinin kıvamı çok güzel oldu. Şimdi hamurunu pişirmeye başlayacağım. Şimdi hamurlarını pişiriyoruz. Pankek tarzı yapacağız ama tek taraflı pişireceğiz. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Arasına krema gelecek. Ona göre ayarlarsınız. Hamurun üzeri göz göz olup katılaşınca pişmiş demektir. Alacağız. Şimdi
gördüğünüz gibi göz göz olmaya başladı. Kısık ateşte yapıyorum ki yanmasın. Hamurumuz pişti, alabiliriz. Şu tabağı da poşetle kapladım. Bunun içine koyuyorum çünkü daha sonra katlayacağımız için yumuşak kalsın diye. Şimdi son hamuru da koyuyorum. Ve hamurlarım da artık hazır. Hamurlarımı hazırladım. Sıcak yağında böyle ikiye katladım ki kolay olsun diye. Şimdi içlerinin kremasını dolduracağım. Bunun için de sıkma poşetine kremamı aldım. Şöyle gördüğünüz gibi kremayla dolduruyorum. Sonrasında kapatıyorum. Şu düzleştirici yardımıyla da kenarlarını düzleştiriyorum. Şöyle düzeltiyorum kenarlarını da. Ve hazır. Tatlılarım hazır. Şimdi üzerlerinin süslemesini yapacağım. Bunun için beyaz çikolata erittim. Beyaz çikolata kullanacağım. Bir de pembe çikolata erittim. Bunu kullanacağım. Son olarak üzerlerini Antep fıstığıyla süsleyeceğim. Ve tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi çok şık görünüyor renkleri falan. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram bağlantım YouTube'da var. Oradan tıklayıp Instagram'da da takibi alabilirsiniz. Orada günlük tarifler de paylaşıyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.